Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ziya Güney'i. YouTube'da da Ziya Güney'i olarak yazdığınız zaman, aynen burada da bakın. Güney'li diyorlar, Güney'e diyorlar, Güney'i. Gördüğünüz gibi Ziya Güney'i. Telefonum ve WhatsApp'ım budur. Bu şekilde yorumları yazabilirsiniz. Telefonla veya WhatsApp'la yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmayı isterim. Canı gönülde yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi tabii eleştiriler alıyoruz. Önce eleştiriler söyleyeyim. Mesela bu benim test motorum. Burada sürücüyle devir kontrollü olarak. Bu da alternatör. Bunu döndürüyorum. Bunu rüzgar türbini olarak kullanmış oluyorum. Su türbini gibi kullanmış oluyorum. Masa üstünde test ediyorum. Fakat tabii bunu arkadaşlarımız sağ olsunlar ya çok biliyorum diye böyle değişik değişik yorumlar yazıyorlar. Fırtına mı olacak? Bunu ben böyle nasıl motorla döndüreceğim gibi. Bu motorla dönmez arkadaşım. Ben masada test için bunu mutlaka döndürüyorum ki bunun devirine göre burada voltajı, burada ölçü aletleri, her şeyi bilimsel ve test olarak masa üstünde gösteriyorum. Yani öyle saçma sapan yazılar yazılıyor ama tabii ben de dolayısıyla üzülmüyorum ama anlamış gibi veya çok biliyorum gibi yazıyorlar, ona üzülüyorum daha doğrusu. Neyse, orayı atlayalım. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Konumuz nedir? Bu cihaz nedir? Bu cihaz rüzgar türbinleri için özellikle 5 kW, 10 kW gibi böyle yüksek wattajlı rüzgar türbinlerini 10 grid invertöre bağlama. Yani 10 grid invertörünüz varsa evde. 10 grid invertör nedir? Tabii bilmeyen arkadaşlar da sorabilir. 10 grid invertör yani şehir şebekesine bağlı invertör demektir. Bu invertöre ne girer? Güneş panelleri girebilir. Rüzgar türbünü, şimdi biz bu cihazla rüzgar türbünü de sokacağız. Güneş panelliğiyle beraber. Örneğin güneş yok gece ama rüzgar var. Rüzgardan ürettiğin enerjiyi de bu kontrol ederek sizin 10 grid invertöre giriyor. Bakın şurada 10 grid invertörün artı eksisine şu kabloyu bağlayacaksınız. Ve rüzgardan ürettiğiniz elektrikte şebeke olarak evde kullanacaksınız. Ve dolayısıyla faturanızı düşürmüş olacak. Örneğin güneş enerjisini niye kullanıyorsunuz? Faturayı düşürmek için. Rüzgar türbünde gece ve gündüz rüzgarlı olduğu dönemde örneğin yağmur var veya hava kapalı, güneş yok ama rüzgar var. Rüzgardan enerjiyi evinizde kullanabiliyorsunuz. Örnek vereyim. Rüzgar şu anda gece diyelim. Tabii güneş yok. Gece bu dönüyor. Atıyorum 500 wattlık bir elektrik üretiyorsunuz rüzgardan. Ama siz de içeride yani evde 1000 wattlık bir şey kullanıyorsunuz. 500 wattını alternatörden, 500 wattını da şebekeden kullanıyor. Onu kim yapıyor? İnvertör yapıyor. Ama ne olarak bu cihaz eğer o invertöre enerji aktarmazsa yapamaz. Onun için bu da olmazsa olmaz. Yani rüzgar türbünü ile 10 grid invertör arasında bu cihazımız mutlaka olmalı. Şimdi bu cihaz yani dilim döndüğünce açıkladım. Ben şimdilik deney amaçlı tabii birinci planda 160 volt ayarladım. Çünkü neden 160 volt ayarladım? DC olduğu için, yani doğru akım olduğu için bu 3000 wattlık bir rezistansımız. UFO'nun rezistansı 3000 watt. 220 volt 3000 watt. Şimdi ben 160 voltta bu nar gibi kızarıyor. Eğer ben bunu eğer 200 volt 220 versem bu hemen eriyip yok olacak. Yani bozulacak. Neden 160 volt ayarladım? Burada doğru akımının alternatif akımdan daha güçlü olduğunu sizlere göstermek için. Örneğin şöyle bir hesap yaptım. Ben sizden önce. Örneğin 160 voltta 4 amper çektiğini gördüm burada. 160'ı 4'e çarptığınızda ne olur? 640 watt normalde. Ama bu klasik hesaptır. Yani klasik derken kuraldır. Ama alternatif akımdaki hesaptır. Bu da DC olduğu için bu gerçek 640 watt değildir. Nedir? Onu da size özellikle söyleyeyim. Bunun formülde 160 voltu 4 amper. Bir de bunun direnci var. Bu direnci ölçtüm. Ohm olayı, yani ohm kanunundaki direnç ölçü aletiyle ölçtüğünüzde burası 17 ohm geldi. Şu formülden de 17 ohm 1500 watt, yani 1500 watt 160 voltta 1500 watt enerji
kullanmış olacağız. Yani onu da özellikle belirteyim. Çünkü 160 volta onun için ayarladım. Şey erimesin, düşmesin diye. Ve daha sonra da bunu ampul bağlayacağım ben buraya. İki tane 220 seri volt ampul bağlayacağım. Yani 440 volt. Bunu da 450 volta falan ayarlayacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu ise nedir? Bu da manuel frendir. Herhangi bir olumsuzluklarda, herhangi bir problemde bunu da manuel olarak elinizde durutacaksınız alternatörü. Cihazımızın Clemens bölümünü tanıtayım. On grid invertöre giren artı ve eksi. Bakın burada hepsi yazılıdır. Artı ve eksi on grid. Şu da resistance, dump dediğimiz. Bu mutlaka olmalıdır arkadaşlar. Bu olabilir veya bunun yerine normal diğer 220 voltluk iki tane resistance bağlayabilirsiniz. Bu da türbinimizden gelen, rüzgar türbinimizden gelen 3 fazdır. Yani 3 kablo. Bunun sırası fark etmez. Onu da özellikle söyleyeyim. Zaten rezistansın da sırası fark etmez. Bunlarda sıra yoktur. Ama burada artı eksi, 10 grid invertöre giden artı eksi. Ben siz görün diye burada, tabii 10 grid invertörüm de olmadığı için, size cihazın nasıl çalıştığını, alternatörün nasıl elektrik ürettiğini göstermek için bu şekilde size yardımcı olmaya, faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi ben bunu benim sürücü ile çalıştıracağım. Tabii önce fişimizde sokacağız. Şunu da özellikle belirteyim. Bu on grid invertörümüz şebeke ile çalıştığı için, bakın burada 220 volt şebeke dedim. Şu kablomuzu da tabii şebeke prizine sokacağız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hiçbir elektrik üretmiyor. Örneğin bu rüzgar türbini olarak görelim. Hiçbir elektrik üretmiyor, sıfır. Şimdi ben buradan bakın elimle döndürmeye çalışacağım. Bakın yavaş, çok yavaş dönmesine rağmen 29 volt. Yani bu kısaca 50 volt ile 450 volt arasındaki tüm rüzgardan elde edilen voltajı içeride, yani evimizde kullanmasını sağlayan cihazdır. Yani 10 grid invertöre veriyor ki bu voltu biz de onu kullanabilelim. Aksi takdirde bu olmasa on grid cihazımızı sadece güneş panelinde kullanabiliriz. Şimdi bakın ben hızlandırdım birazcık. Tabii bu hızlanma, ben burada masa üstünde test ediyorum. Yine arkadaşlar diyor fırtınada mı kullanacağız? Fırtına ile ilgisi yok. Bu alternatörün devirlerine göre değişir, rüzgara göre değişir. Bakın şu anda bu devirde 66 volt enerji üretiyor. Ben şimdi konumuza gelelim. Yine 160 volta getireceğim. Çünkü ben bunu 160'a ayarladım. Hızlandırıyorum. 160'tan sonra fren yapacak. Bu rezistansa enerji aktaracak. Bu rezistansı da arkadaşlar şöyle, ben su dolu kavanoza koyacaksınız. Çünkü bunun ömrü az olmaz. Az olur. Yanar o da. Suyun içinde daha iyi. Şey olur. Bakın 148 voltta 3000 wattlık rezistansımız kızardı. Bakın 160 voltta şimdi fren yapacak. Fren yapıp bu rezistansa veriyor enerjiyi. Bakın şak diye sesi duyuyorsunuz. Amperi de göstereyim size, pardon onu unuttum. Bakın 4 amperi görüyorsunuz. Biraz daha hızlandırayım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi 4 amper 160 voltta. Nar gibi kızardı. Ben bunu düşürüyorum. Dediğim gibi bakın 3000 wattlık rezistans, 160 volt DC'de nar gibi kızardı. Yani onu da özellikle, yani DC voltla AC voltun arasındaki farkı siz şu anda gözlerinizle gördünüz. Bu kanunda nedir? Edison ile Tesla'nın savunduğu elektriklerde, yani elektrik birimi, Edison alternatif akımı AC'yi savundu, Tesla ise pardon ters söyledim, Edison ise DC'yi savundu, doğru akımı savundu, Tesla ise alternatif akımı savundu. Ama Tesla'nın ömrü vefa etmedi, daha çok projeleri vardı.
Şimdi ben ikinci bölümde de şimdi bunları ampul bağlayacağım. Bunun da programını 450 volt yapacağım ki daha iyi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki ampulü seri bağladım. Bunlar biri 42 biri 60 wattlık. Neden seri bağladım? Çünkü burayı 450 volt yapacağım. 220, 220, 440. Yani 10 volt da fazla olmuş oluyor. Onun için seri bağladım. Şimdi bakın ampulü, yani tepe noktasını önce 160-170'e ayarlamıştım. Şimdi 450'ye ayarlayacağım. Bu parametreleri bunun kendi kitapçığı var. Oradan yapabilirsiniz sizler de. Apple. Onu da yükseltelim. 400 volt yapayım. Onu da 450 pardon. 450. Diğerini Lolu da Apple da pardon 460 yapayım. 450 de 450-460 yaptım. 450'de fren yaptığını göreceksiniz. Tabi burada ampermetre fazla kalkamayacak. Neden? Çünkü bu 50-60 wattlık ampul olduğu için. Ve dampa girdiğinde buradan motorun sesinden, ekrandan göreceksiniz. Şimdi çalıştırıyorum. Voltaja bakalım. Bu deviri siz kafaya takmayın arkadaşlar. Bu rüzgarda değişken olabilir. Düşük döner, hızlı döner. Kimisi rediktörlü türbin yapabilir. Burası sadece üreten bir bölüm. Şu anda bakın 200 voltta dahi siz evin içinde elektriğe bir katkıda bulunacaksınız. 100 voltta olsa katkıda bulunacaksınız. Şimdi ben 450'ye getiriyorum. Biraz hızlandırıyorum. Bakın. 400'ü geçtim. Tabii bu doğru akım 450 volt. Onu da özellikle belirteyim. Dikkat edin. Dikkat edin şimdi. Evet. Frene geçtiği zaman burayı kesiyor. Restansa veriyor. Tekrar biraz daha hızlandırayım. Evet. Yani bu devreye girip çıkması restansa veriyor. Bu da su içinde olması gerekiyor. Evet. Gayet güzel çalışmaktadır. Şunu da göstereyim. Ben voltajı, yani daha doğrusu deviri düşürdüm. Bakın elimle bu dönüyor. Niye bu zıt yapıyor? Biraz daha şey yapayım. Çünkü bu 2.2 kahve. Bu 1.5 kahve. Tabii kayışla döndürücü. Rüzgar olsa direkt duracaktır bu. Sesini duyuyorsunuz. Bu çok güçlü olduğu için. Bakın. Ses duyuyorsunuz. Ben bırakıyorum. Zorluyor bakın. Sıfır üretim. Evet arkadaşlarım. Benim sizlere gösterdiğim olay bilimsel, masaüstü, teknik. Her türlü sorularınızı açayım. Medeni bir şekilde sizlere yardımcı olduysam ne mutlu bana. İyi günler. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.